Sahiden çok iyi fikirmiş dışarı çıkmak. Hava biraz soğuk ama olsun. Ben seni çok üzdüm değil mi Murat? Şimdi anlıyorsun. Bunu sorduğuna göre çok acı çekiyor olmalısın. Geçecek. Ne zaman istersen beni arayabilirsin. Gece, gündüz, hafta sonu. Ben önce senin arkadaşınım, unutma. Bunu duymak bana nasıl iyi geldi bilemezsin. Kendimi şimdiden çok daha iyi hissediyorum. Bak, tam karşıda bir balıkçı var. Nasıl buldun Elif? Bayıldım. Sen dikene bak. Ne haber hanımlar? Ay, gelecek zamanı buldun yani Ali. Ya kızım, gelip sen beni al demedin mi ya? Al dedim de bu kadar çabuk mu dedim canım? Gelinlik provası yapıyoruz herhalde. Hadi hadi, görmedi, merak etme. Elif ya, sen bu kıza nasıl başa çıkıyorsun? İstersen kurs verebilirim. nasılsın bakalım? Ne olsun işte. Nikah geldi çattı. Ya. Senin şahidin kim olacak? Salih. Ben gideyim. Geç oldu. Hadi görüşürüz. Güle güle canım. Sema, görüşürüz. Görüşürüz Elif. Hoşça kal. Elif. Merhaba. Konuşmamız lazım. Annen evde mi? Evde. Hayrola Müjgan? Seninle konuşmam lazım Muhalla. Gel. Gördüğün şeyi yanlış anlamandan korkuyorum. Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Tarık benim çok eski bir arkadaşım. Ama sadece arkadaşım. Anladım. Çok yakınız. Bu nedenle de yanlış anlaşılmaktan hep korktum. Özellikle Erol tarafından. Gördüklerin aramızda kalmasını istiyorum senden. Hoş geldiniz. Nasıl kalkacağız bakalım bu işin altından Ömer? Bana güven babacığım, ne olur ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetinizi bölmedik umarım. Yok yok. Ben de Elif'e şey diyordum. Annesiyle kardeşini yemeğe çağırmasını söylüyordum. Bize hiç gelmediler de. Çok iyi fikir. Yarın konuşalım hemen. Olur. Nasıl böyle bir oyuna girer abim, inanamıyorum. Ne yapıyor bu çocuk, anlamadım. Olanları gururuna yediremedi bence. İyi de böyle mi yapılır Fahriye? O kızın ne günahı var? O Filiz'in yani. Doğru. Ah Yılmaz, ah. Çok acı çekti. Biz de yalnız bıraktık onu. Ay sanki dertleşir de. Yılmaz kapalı kutudur. Elif de öyle. Ne yapsak bilmem ki. Ben de bilemedim. Bu konuda kimseyle konuşulmaz ki. O yüzden size geldim. Aramızda tatsız şeyler oldu ama bu konuda beraber hareket etmeyi
Ne yapacağız Fahriye? Bize yardım edebilecek tek bir kişi var anne. Merhaba Salih. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyi. Kusura bakma. Seni de böyle apar topar çağırdım ama... Eğer önemli olmasaydı rahatsız etmek istemezdim Hiç de... Hiç önemli değil. Az evvel Müjgan abla bizdeydi de... Çok tuhaf bir şey anlattı. Abimle ilgili. Ha. Senin haberin var mı bu olanlardan? Maalesef var. Peki nasıl böyle bir şey yapar abim anlamıyorum. Elif'e olan aşkından. Ama imkansız bir aşk bu Salih. Yani abim gibi biri nasıl anlamaz bunu? Anlamaz mı? Anlıyor da... Duygularımızı yöneten mantığımız değil ki. Peki ne olacak? Zamanla acısının şiddeti giderek yavaşlayacak. Ama bu sevdadan vazgeçer mi? Bilemem. Belki sen bir çözüm bulabilirsin diye düşünmüştüm. Çok zor. Ona kızamıyorum bile, biliyor musun? Çünkü onu anlıyorum. Aşkı o kadar büyüktü ki... acısı da bir o kadar büyük oldu. Şimdi yaralı bir hayvan gibi sağa sola saldırıyor. Her şey raydan çıktı artık Fahriye. Hepimiz olanları seyrediyoruz. Hey Filiz Hanım geldi. Evet. Filiz de Filiz Hanım bakar mısınız? Filiz Hanım. Filiz Hanım. Bir de buraya lütfen. Bakar mısınız? İyi bir fikir gibi gelmişti ama... ben galiba içeri giremeyeceğim. Birden kendimi çok kötü hissettim. Boş ver. Gel daha sakin bir yere gidelim. Bana kızma ne olur. Ama şu anda eve gitmek istiyorum. Tamam. Gel seni eve bırakayım o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.